İstanbul'a gelen ve 6 yıldır felsefe toplantılarıyla tanıdığınız Doktor Ufuk Yaltıraklı'yla birlikte olacağız. Ve bugünkü konumuz ise antik çağ psikesinden modern bilince konusunda bize bilgiler verecek. Buna geçmeden önce biraz konuşmacımız hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Doktor Ufuk Yaltıraklı, İstanbul Üniversitesi'nde felsefe, psikoloji ve sosyoloji öğreniminin ardından Freie Universität Berlin'de doktora seminerlerine katılıp tezini İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünde verdikten sonra Berlin'e dönerek önce iki büyük üniversite, Freie Universität Berlin, Humboldt Universität zu Berlin, bunlarda yıllarca dersler vermiştir. Daha sonra Nürnberg, Erlangen Friedrich Alexander Üniversitesi'nde 5 sene öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Doktor Ufuk Yaltıraklı, Berlin'in saygın bir psikoterapi enstitüsünde psikoterapi eğitimi almış, ayrıca Almanya Sistemik Psikoterapistler Çatı Örgütü'nde psikoterapist olarak çalışma sertifikasını alarak sistemik çift ve birey terapisti ve danışmanı olarak çalışma hakkına sahip olmuştur. Ayrıca Berlin felsefe akşamları olarak tanınan etkinliği uzun yıllardır sürdürmektedir. Doktor Ufuk Yaltıraklı özellikle bu seminerlerde anlam odaklı logoterapi ve varoluşçu psikoterapinin felsefi geri planını temel alarak felsefeyi yaşama sokmayı, ondan sağlıklı bir ruh yapısı için gerekli olan iyi yaşam anlayışını kazanmayı hedeflediği için Berlin'de büyük bir ilgiyle izlenmektedir. Berlin felsefe akşamlarının adeta bir grup terapisine dönüşmesi birçok izleyiciyi kendine çekmiş ve olumlu eleştiriler almıştır. İlgi ve çalışma alanları metafizik, ontoloji, etik, siyaset felsefesi, fenomenoloji, hermeneutiktir. Evet, son 6 yıldır biraz önce de söylediğim gibi kendisiyle İstanbul-Berlin felsefe köprüsünü oluşturduk. Bu kapsamda her yıl İstanbul'da en az 2 ve son 3 yıldır da Bodrum'da ve bu yıl ilk defa Marmaris ve Akyaka'da da felsefe toplantıları düzenlemeye başladık. Önümüzdeki dönemde de hedefimiz bunlara ilave olarak Türkiye'nin çeşitli ve ilçelerinde düzenlemeye bu toplantıları devam etmek istiyoruz. Evet, hoş geldiniz Sayın Doktor Ufuk Yaltıraklı. Hoş bulduk. Tekrar sanırım en son Mayıs ayındaydı burada buluşmuştuk. Evet. Orta Çağ felsefesiyle ilgili bir konuydu. Spinoza çok eskiydi galiba. Geçen sene değil, belki seneydi. Gülme, evet. Orta Çağ'da özellikle Rabelais'in o meşhur Gargantua romanından bahsetmiştik. İşte Umberto Eco'nun Gücün Adı romanından bahsetmiştik. Ve işte Orta Çağ'da Platoncu ve Aristotelesçi düşünce akımlarının renklerini diyelim anlatmaya çalışmıştık. Evet. İsterseniz ona şimdi ya da arzu ederseniz program sonunda da cevap verebilirsiniz. Siz aynı zamanda bir terapistsiniz. Evet. Berlin felsefe akşamlarının zaman zaman bir grup terapisine döndüğü söyleniyor genelde sizin tanıtımınızla ilgili yazılarda. Konuşmalarınızda da felsefe ile terapiyi, terapi ile de felsefe arasında bir bağ kurduğunuzu görüyoruz bazen. Felsefe ile terapiyi nasıl bağdaştırıyorsunuz? Buradan isterseniz şimdi, isterseniz program sonunda. Unutmadan. Buna benzer bir soruyu geçenlerde İstanbul'a ilk geldiğim günde sordu birisi. Felsefe ile terapinin ne alakası var ya falan diye. İsterseniz bugün bir grup terapisi yapabiliriz. Yani şöyle diyelim. Sokrates'in lafını hatırlayalım. Hepimiz biliyoruz aslında. Hani meşhur, sorgulanmamış, yaşam yaşamaya değmez. Ve Sokrates diyor ki ruhunuza mukayyet olmak istiyorsanız, ruhunuzun sağlıklı bir şekilde gelişmesini istiyorsanız,
bir tek ilacınız var. Başka ilaçlara hiç başvurmayın. Felsefeyle uğraşın. 2500 sene önce Sokrates böyle bir şey söylemiş bize. Şimdi gene o dönemlerde Epiktetos diye bir ilk çağ felsefecisi var. Onun meşhur bir sözü var. Hatta bu kognitif terapistler ya da bilişsel terapi değil mi? Yani bilişsel terapistler onu bir ilke haline getirdiler. Şöyle bir cümle. Bizi gerçeklikte rahatsız eden şeyler aslında onlar değil, onların bizim kafamızdaki yansımaları, yorumlarıdır. Demiş adam. İşte sadece bu cümle üzerine bile bir saat bu terapisi yapılır aslında. Bakın gerçeklikteki olup bitenler değil bizi rahatsız eden. Onların bizim kafamızda yansıma biçimleri, yorumlama biçimleri. Aynı bir olayı üç kişi bazen birisi güler, birisi ağlar, birisi düşünür. Dinlediği zaman aynı olay, aynı olay. Değişik olaylar değil. O yüzden bu aslında bu kognitif terapistlerin çok akıllıca bir şeyi, yani bunu temel almışlar kendilerine. Sürekli bunu vurguluyorlar. Ve bunun üzerinden terapi, yani toplumla, çevreyle ilişkisi bozuk olan insanların bu ilkeden kalkarak terapi praksisleri uyguluyorlar. Fena da yapmıyorlar yani. Bayağı da başarılılar bence. O yüzden şimdi nereden nereye geldik? Bunu söyleyen adam bir filozof, terapist falan değil. Yani bakın felsefeyle terapi, psikoloji o kadar iç içe ki. Yani bugün dünyada ve hatta Türkiye'de de ara sıra izlemeye çalışıyorum. Önemli terapistler felsefeyle uğraşmaya başlamışlar. Hatta bir yazısında gene tanınmış bir terapist diyor. Biz psikologlar felsefeyi çok ihmal ettik. Aslında felsefeden çok öğreneceğimiz şeyler var diyor. Yani aynı şekilde felsefeciler de öyle. Bakın felsefe artık bugün ayakları eğer yere basan bir felsefe yapmak istiyorsa olup bitenlerle ilgilenmesi gerekiyor. Etrafında neler olup bitiyor? Psikologlar ne yapıyor? Nörofelsefeyi duymuşsunuzdur. Yani nörologlar, filozoflar ve biyokimyacılar artık birlikte projeler üretiyorlar. Yani Avrupa'da bilmiyorum, burada da vardır herhalde. Yani bu nörofelsefe, felsefenin artık yaşama girdiğiyle ilgili bir şey, gösterge. Sadece nörofelsefe değil, kuantum üzerine, kuantum fizikçiler, bakın önemli kuantum fizikçilerini okursanız çoğu felsefeyle ilgileniyor. Felsefe de doğru dürüst ayakları yere basan bir felsefe yapmak istiyorsa bunlarla ilgilenmek zorunda. Özellikle günümüzün çağdaş modern toplumun, modern insanın psikolojik biliyorsunuz, modern insan hasta bir insandır. Bu hastalığı madem hasta toplum, birey, felsefeciler oturup kuş kulelerinde felsefe ya da teori üretmeyi bıraktılar artık. Hayır, dalıyorlar direkt. Artık psikologlarla, terapistlerle. Benim yapmak istediğim, yani tabii ki özel durumlar vardır. Biyolojik nedenlerden dolayı rahatsızlıklar, bunları kalkıp da felsefeyle halledemezsiniz. Ama genel depresyon, korku, sosyal ilişkilerde başarısızlık, ne bileyim bu modern toplumun genellikle tipik tırnak içinde hastalıklarını felsefeyle şey yapabilirsiniz. Bir yola sokabilirsiniz. Philosophische Praxis diye Almanya'da şeyler var. Terapi yapan felsefeciler var. Yani tabii bunun için hem felsefeci hem de terapist uzmanı olmanız gerekiyor. Bunlar işte biraz evvel Epiktetos'tan bir cümle söyledim. Bunlar felsefedeki bu metinlerle o bireyin sorununa girmeye çalışıyorlar. Ona sorununa uygun metin çalışması yapıyorlar. Terapi de yapıyorlar bunu. Yani bir felsefe çalışması oluyor. Bu gösteriyor ki felsefeyle de psikoloji bence iç içe. Yani
felsefeyle terapinin ne ilgisi var gibi bir soru, abes bir soru. Evet. Yok, ben artık çalışıyor mikrofonum. Şimdi programımızın asıl konusuna gelerek, Yunan mitolojisinde psike biliyorsunuz, bir çalışıyordu gene herhalde. Yakın, yapıştım ama yine çalışıyor. Beni duyuyorsunuzdur. Zaten benden ziyade Ufuk Bey konuşacağı için. Şimdi asıl konumuza geçelim. Mitoslarda, Yunan mitolojisinde psikeyi nasıl anlatıyorlar? Ben biraz şöyle girdiğim zaman sizden tabii bunları almak istiyorum. Bir bakış açısı Yunan mitolojisindeki o psikeye. Onlara girelim isterseniz. Evet, bugün aslında antik Yunan felsefesi ve kültüründen yola çıkarsak. Evet, bu psika kavramı bayağı önemli. Yani ruh, Türkçe'ye evet. Çevirirseniz ya da Arapça değilse, ruh kavramı. Bunun üzerinde duracağım. Gerçi başlık antik çağ psikesinden modern bilince, ama modern bilinçle ilgili çok az şey söyleyeceğim. Daha çok bu antik felsefedeki psike kavramının hangi anlama geldiğiyle ilgili. Platon'dan Aristoteles'e, onların o dönemdeki ruh öğretilerini mercek altına alabilir miyiz? Evet, işte onu denemeye çalıştım. Evet. Yalnız bu seferki konumuz biraz nasıl anlatayım? Daha önceki burada yaptığımız o konular gibi böyle basit ve anlaşılması kolay bir konu değil. Hele Aristoteles'in o ruh üzerine kitabı gerçekten insanı zorlayan bir kitap. Yani bazı söyleyeceklerim anlaşılmayabilir. Yani ben sizi zorlayabilirim, siz de beni zorlayın. Anlaşılmayan yerde soru sorun ki başka sözcüklerle ifade edeyim. Yani bu sefer biraz şey olabilir, yani biraz ders havasına girebiliriz. Belki Platon'un o şiirsel ve mitolojik söylemiyle Aristoteles'in daha çok böyle sistematik anlatımları ders olabilir, ama Platon biraz daha mı bizi yumuşak evet. Bakış açısı olur? Platon kolay, Platon anlaşılır da Aristoteles biraz yok, zorar. Evet. Neyse, şimdi isterseniz önce ben bir çerçeve çizmek evet. istiyorum. Hangi bir bakış açısıyla ki benim hangi bir dünya görüşüyle felsefeye ilgilendiğimi bilmeniz açısından, yani kiminle muhatap olduğunuz açısından. Şimdi Homo sapiens'in iki büyük zaafı var. Zayıflığı var. Yani bizlerin. Bir doğanın karşısında çok aciz bir durumdayız. Yani kuvveti açısından doğayla teknolojiyi şimdi bir yana bırakıyorum. Bu doğayla baş edecek bir yapıda değiliz. Bu bir. Mesela diğer hayvanlar doğaya çok çabuk uyabilirler, yaşamlarını sürdürebilirler, savaşırlar, yerler, içerler, ne bileyim avını avlarlar. O anlamda bizden kuvvetliler. Doğada Homo sapiens'in bir zayıflığı var. İkincisi önemli zayıflığı da Homo sapiens'in o sapiensliği, yani akıllı varlık oluşu. Bakın diyeceksiniz ki ne? Akıllı olması zayıflı mıdır insanın? Hem çok büyük bir zayıflık ama hem aynı zamanda çok büyük bir kuvvet. Zayıflığı nereden geliyor? Akıl bilgi demek değil mi? Bilgi. Homo sapiens bir şeylerin bilgisine sahip. Onu rahatsız eden en büyük bilgi ne? Günün birinde öleceği bilgisi. Bir hayvanda yok bu. Hayvanın öleceği zaman sezgisi olabilir öleceğini. Ama kendi varoluşunun bir gün hiç olacağı bilgisi ağır bir bilgi. İşte Homo sapiens'in en büyük zaaflarından, daha doğrusu zayıf noktalarından birisidir. Buradan vurabilirsiniz Homo sapiens'i. Hem de çok rahat vurabilirsiniz.
Şimdi bu zayıflığı nasıl gidermek istiyor Homo sapiens? Evrim sürecini şöyle bir düşünelim. Bütün insanlık tarihini şöyle kabaca düşünelim. Ne yapıyor? Bu zayıflığını giderecek bir alternatif üretmesi lazım. Yani kendisini oyalayacak bir şeyler üretmesi lazım. Bu katı gerçekliği çekebilecek, kaldırabilmesi için mutlaka bir şeyin yaratılması gerekiyor. Yoksa yaşama şansı yok. Ne yaratıyor? Bugüne kadar yarattığımız bütün kültür adı altında ne giriyorsa onu yaratıyor. Tanrıları yaratıyor. Devletleri yaratıyor. Ahlak kurallarını yaratıyor. Sistemleri, anayasaları yaratıyor. Öyle bir düzen kuruyor ki kendisine, bu düzen içinde kendisini emin hissediyor. Ve bu düzen içinde o bir gün öleceğim gerçeğini geçici de olsa unutuyor. Bu çok önemli. Yani bunun, bu alternatifi yaratmak zorunda. Kendi kendine sistemler yaratıyor, ideolojiler yaratıyor, tanrılar yaratıyor ki orada kendisini emin yerlerde hissetsin ve hissediyor da. Yani Homo sapiens yaratıklar içinde en çok kendisini aldatan bir yaratıktır. Öbür hayvanlar kendisini aldatmaz. Öyle bir şeyi yok yani. Bilgi ve akıl bilinci yok. Şimdi bizler, yani kimden bahsediyoruz? Kendimizden bahsediyoruz. Şimdi bizler bu alternatife sığınmak zorundayız. Felsefe de öyle. Yani şimdi ben felsefe yapıyorum. Felsefe de bir anlatıdır, bir mitostur. İdeolojiler hepsi. Bütün adalet yapısı, bütün sistem. Doğada böyle bir şey var mı? Hayvanlar arasında böyle bir şey var mı? Yok. Kültür denen bir şey yok. Biz bu kültürü yaratmak zorundayız. Ve yaratıyoruz. Bazılarımız yarattığımız şeye tapıyoruz. Sanki doğada varmış gibi onu yüceltiyoruz. Bazılarımız da bunun rahatsızlığını da çekiyoruz. Bazılarımız işi gırgır alıyoruz. Ruh sağlığımızı korumak için. Biraz böyle tepeden, yani işte antik çağ filozofları kendi hallerini, kendilerinin ne mal olduğunu anlamak için bir tepeye çıkarlarmış. Tepeden şehre bakarlarmış. Şehirdeki kendi hallerini gülerek seyrederlermiş. Yani kendimize biraz yukarıdan baktığımız zaman ne olduğumuzu fark ederiz aslında. Bütün mesele o mesafeyi kurabilmek. Terapide de ne yapılıyor? Eğer terapiye gelen bir kişi sorunuyla mesafe kuramazsa sorunu çözemiyor. Bu mesafe çok önemli. Sağlıklı bir ruh yapısı için, sağlıklı bir düşünce için bir mesafe şart. Felsefecilerin yaptığı sadece mesafeyi sağlam, korumak. O zaman terapistler de aynı yoldan gidiyor. Yani şimdi gidiyor tabii. Yani şimdi terapi konumuz değil. Tabii. Bu akşam terapi, grup terapisi falan yapmayacağız. Yani terapiyi kapatalım şimdilik. Yani felsefede kalalım. Yani bir kurgu dünyası yaratmak zorundayız ve yarattık kendimize. Şimdi bu kurgu dünyasının amacının da teselli olduğunu da söyledim değil mi? Yani o katı gerçeğe karşı bir teselliye ihtiyacımız var. Bir gün yok olacağının bilgisine sahibiz. Yani şimdi biraz mitolojiye hatırlama yapayım. Hepimizin bildiği şey işte neydi? Dinler, bütün o semavi dinlerin söylencesi ne? İşte Havva elmayı yiyor, Adem'e veriyor, şeyden atılıyor. Ben o elmayı aslında ayva yaptım da daha uyumlu oldu. Çünkü ayvayı yemek bence daha güzel bir şey. Bizim kültürümüzde de var o ayvayı yemek. Şimdi bu ayvayı yediğiniz zaman dikkat edin, o ayva ağacı ne ağacıydı? Bilgi ağacıydı. Yani bilgiye ulaşıyorsun sen, bir nitelik değiştiriyorsun.
Yani ve Tanrı seni bilgiye ulaştığın için cezalandırıyor. Aslında hepsi numara. Kendisi yapıyor tezgahı da işte biz de şey yapıyoruz. Yani işi biraz espriye vurursak iş şeytanla mı baş edebilecek Tanrı yani? Değil mi? Yılanı mı oraya öldüremeyecek yılan? Neyse. Bu işin şey espri yanı. Ama dikkat ederseniz bak bilgi olunan yerde bir rahatsızlık var. Bir şeyin bilgisine sahip olmak onun sancısına da hazır olmayı gerektiriyor. Bir çabayı gerektiriyor. Nasıl ki insan bildiği için rahatsız oluyor? Evet. Bu çok önemli. Yani bilgi öyle bir şey ki size çok büyük bir hazine verdiği gibi sizin başınızı da belaya da sokuyor. Rahatsız ediyor. Depresyona sokuyor en azından. Şimdi bugün renklerine bakalım şeylerin. İşte antik çağdaki psike anlamından ya da ruh kavramından ne anlamış antik çağdaki? Bu aslında bir düşünce jimnastiği gibi bir şey olacak. Yani bunu dinlerken kendi düşünce, ruh anlayışımız hakkındaki bilgilerimizi bir yere koymamız gerekiyor. Gerçekten bu mesafeyi, biraz evvel bahsettiğim mesafeyi yapamazsak o bilgilerimizle yargılamaya kalkıyoruz düşünen düşünceleri. Bunları mümkün olduğu kadar bir rafa koyacağız şimdi. Ruh hakkında ne biliyorsak. Bırakalım bir yana. Yoksa anlayamıyoruz adamları. Bizim derdimiz açıklamak değil. Hep söylüyoruz bunu. Anlamak. Bir adamın sözünü anlamak, yargılamak, açıklamak değil. Ne demek istiyor acaba? O çağda bu düşünce ne anlama geliyor? Bütün derdimiz bu. Büyük büyük laflar edip, Aristoteles ne kadar saçmalamış, Demokritos ne halt yemiş, böyle şey olur mu falan. Hiçbir mantığı yok falan. Hayır var, her şeyin bir mantığı var. O çağda. O yüzden o mantığı biz anlamaya çalışacağız. Yani yargılamaktan ziyade o mantığı anlamaya çalışacağız. İlk filozofumuz biliyorsunuz neydi? Miletli Thales. Evet. Thales ruh konusunda bir şeyden bahsediyor. Bir hareketlilikten bahsediyor. Ruhun ilkesi hareketliliktir diyor. Durağan bir şeyde ruh olmadığını, hareketin bir ruh içerdiğini söylüyor. Şimdi düşünelim. Hareketli olan şey ruha sahip. Ayrıca Thales diyor ki bütün o temel madde, hani arhe denilen o temel maddenin su olduğunu söylüyor bize. Bir cümle daha. Her yer tanrılarla dolu diyor. Şimdi her yer tanrılarla dolu. Arhe, temel madde, su ve hareket. Bunları kavramaya çalışalım. Ne demek istiyor bu adam? Yani eğer her şeyin temeli arhe, suysa su tanrı mı demek istiyor? Hayır, böyle bir cümle yok. Her yerde tanrı dolu varken acaba su bu tanrıların içinde en önemli tanrı mı demek istiyor? Yok, o da yok. Ne demek istiyor bu adam? Yani derdi ne? Neyi anlatmak istiyor bize? Suyun tanrı olduğunu hiçbir zaman söylemiyor. Ama öz, ilk madde, arhenin o olduğunu söylüyor. Her yer tanrılarla dolu. Nerede bu tanrılar? Kim, ne, nasıl görünüyor? Söylemiyor. Şimdi o zaman biz diyoruz ki, şimdi benim bütün sorduğum bu sorular bugünün modern dünyasının mantıki soruları. Bırakalım bu modern dünyanın mantıki sorularını, o devreye gitmeye çalışalım. Şimdi acaba Tanrı kavramından o dönemde kastedilen neydi? Bir kere semavi dinlerin tanrısını unutun, o yok, öyle bir şey yok. Tasavvur bile edemezler adamlar öyle bir şeyi. Ama bir şey var, yani tanrısallık veya tanrılar dediği zaman antik çağın en önemli özelliği neydi?
en çok aşık oldukları ve araştırmak istedikleri şey neydi? Kozmos. Kozmos'un o güzelliğine hayrandılar. Kendileri de o kozmosun bir parçasıydı. Bütün dertleri kozmosu aydınlığa çıkartmak. Sürekli araştırmak. İşte gökyüzüne bakıyorlar, yıldızları, ayları inceliyorlar. Yeryüzünü inceliyor. Biraz sonra Aristoteles'ten bahsedeceğim. Gelmiş geçmiş o zamanın en büyük biyoloğu. Bırakın felsefeyi, biyoloğu, bilim adamı. Bütün bu dertleri kozmosu anlamaya çalışmak. Tanrısallık bu kadar için. Yani bütün o görülen şey, her yerde tanrılar var diyor. Çünkü adam diyebilirdi, işte su, her yerde su var. Hayır demiyor. Her yerde tanrılar var derken o kozmosun bütünlüğünü kastediyor adam. Biz tanrı sözcüğünü bugünkü anlamımızla yaklaşıp metni okumaya çalışırsak çuvallarız. Anlamayız adama. Çelişiyor deriz. Hem su diyor diyor, bir yandan da her yer tanrılar var diyor. Değil mi? Bakın ne kadar farklı bir şey. Kendi düşünce yapımızı bırakmamız gerekiyor eğer bir dönemin adamını anlamak istiyorsak. O koşulları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Ne anlama geliyor Tanrı o dönemde? Yani Thales'in en büyük şeyi, her yer tanrılar var derken ben o yüce kozmosun her yerde var olduğunu kastediyorum diyor bize.